Arkadaşlar göz bağlarınızı açabilirsiniz. Arda Gece Kulübü'nde karşına gelip sana selam verseydi konuşur muydu? Evet, bir fantezin var mı? Eski sevgilinle olan konuşmalarındaki sonuçlarında çok yakın. Bana niye sürekli eski sevgilinle konuşuyorsun? Bugüne kadar toplamda kaç kişiyle birlikte oldun? Oha. Yo 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 YouTube! Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak Aktürk. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir kontentle sizlerle beraberiz. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi bugün sokaktan rastgele iki insan çevireceğiz ve onları birbirleriyle buluşmaya çıkartacağız. Videomuzun konseptinin adı da ne? Kör buluşma. Kör buluşma, evet. Kör buluşmanın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz! Şimdi yarışmacı arkadaşlarımızı bulmakta. Hadi ilk yarışmacımızı bulalım. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Korkma, korkuttun mu? Evet. Senin şarkıyı mı soracağım? Hayır, başka bir şey. Sana şu anda 200 TL versem yine benim ayarladığım başka birisiyle buluşmaya çıkar mısın? 100 liraya da çıkar. Tamam, ben 200 lira vermek istiyorum. Okey misin? Okeyim. Tamam, okey. İlk yarışmacımızı bulduk. İkinciyi bulmada sıra. Pardon, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sana 200 TL versem yine benim ayarladığım başka birisiyle date'e çıkar mısın? Date mi? Buluşmaya çıkar mısın? Nasıl bir buluşma abi? Senin için ayarlanmış bir tane kız arkadaş var. Eğer okey dersen seni de şimdi alacağım, beraber onunla beraber buluşmaya gideceğiz. Şimdi hemen gidiyor muyuz? Ya akşam üstünü başını değiştirmek istersen 200 lira. Üstümü bir değiştireyim ben. Date... Ben bir kombin yapayım. Tamam, okey misin? Okeyim, tamam. Tamam. Date'in hepsi, buluşmanın her şeyi benden. Senden. Tamam, benden. Tamam. Adın ne? Sinem ben. İlk konuğumuz Sinem. Kendisi 24 yaşında ve dans eğitmenliği yapıyor. Hobileri arasında çizim yapmak ve müzik dinlemek var. Bize dans eder misin şu an? Hayır. Hayır. Ne olur. Tipsiz bir numara. Lütfen. Bu kanalda herkes yakışıklı ve güzel. Kendini bize tanıtır mısın? Tabii. Ben Arda. Kör buluşmanın ikinci konuysa Arda. Kendisi 23 yaşında ve öğrenci. Hobileri arasında futbol oynamak ve seyahat etmek var. Mükemmel. Yaşlar da birbirine yakın. İkinizin yakışacağını da düşünüyorum. O zaman şimdi buluşmada görüşürüz. Evet. Bir moral. Arda, Sinem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şu an karşı karşıya oturuyorsunuz. Birbirinizle konuşmaya başlamadan önce size konseptten bahsediyorum. Önünüzde kartlar var. Sırayla kartları açıp birbirinize orada sorular var. O soruları soracaksınız birbirinize. Sorulan soruyu cevaplamak istemeyen kişi yanınızda bir tane acı sos var. O acı sosu bardağa doldurup şat atacak. Evet, tanışabilirsiniz birbirinizle. Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyiyim, ben nasılsın? Nasıl, heyecan var mı? Acı sos benim tık geliyor. Sinem ben bu arada. Arda ben, memnun oldum. Memnun oldum. Birbirinize ne iş yaptıklarını sorabilirsiniz. Ne yapıyorsun, okuyor musun? Yok, mezunum ben. Kaç yaşındasın? 24. Güzel. Sen? 23. Ben de seneye mezun olacağım inşallah. Sinem. Evet. Ne tarz erkeklerden hoşlanırsın? Sinem'in tipi nedir? Yani şöyle. Uzun boylu, açık tenli. Aha. Ama evet, sürekli böyle maymundan kırma insanlara denk geliyorum. Arda seni dışarı alıyoruz. Ne oluyor lan? Sen ne tarz kadınlardan hoşlanırsın abi? Ben böyle çok spesifik özellikler aramıyorum. Genel olarak 1.65-1.68 arası. Nike Air Force, Nike Pro Tide kombinasyonu. Süper, harika. Sarışın mısın bu arada? Yani... Sayılır. Güzel. Arkadaşlar göz bantlarınızı açabilirsiniz. Bismillah. Ah, çok aydınlık. Kör oldum. Evet, biraz alışın. Uşağı. Merhaba. Ben de memnun. Taş kağıt makas oynuyorsunuz. İlk soruyu kimin soracağına bakıyoruz. Bir günlüğüne karşı cins olarak uyanırsan ilk yapacağın şey nedir? Yani şimdi karşı cins olursam damaramadan gece kulübüne gidebilirim sonuçta. Kız olmanın faydalarından biri yani. Rahatsın sonuçta. Sinem, evet, kız olarak gece kulübüne gitmek nasıl bir şey? Gergin. Ne tip çıkacağını anlamıyorsun. Arda gece kulübünde karşına gelip sana selam verseydi konuşur muydun orada? Daha önce hiç aşık oldun mu, olduysan o ilişkin neden yürümedi? Oldum sanırım. Sanırım dediysen olmamışsın. Lise aşkı sayılır bence. Son ilişkinde yaptığın en kötü şey neydi? İlişkim varken kız arkadaşlarımla tatile gitmek. Sevgilim. Sinem,
İslam senin sevgilin kız arkadaşlarıyla beraber baş başa tatile gidebilir mi? Yani kız arkadaşlarını daha önce tanışıp görüştüysem, tanıdıysam neden olmaz? Ama yani benim bu konuda düşüncem biraz farklı. Bence erkekler gidebilir ama kızlar gidemez. Sonraki soru. Flörtleşme uygulaması kullanıyor musun? Kullanıyorsan bana profilini gösterir misin? Kullanmıyorum. Güzel bir arkadaş. Hiçbirisini aldattın mı? Eğer aldattıysan neden? Hiç kimseyi aldatmadım. Erkek adam aldatmaz. Doğru olur. Aldatmaz. Erkek adam aldatmaz. Hiç aldatmadım şu ana kadar. Aldatmayı da düşünmüyorum. Sence fiziksel olarak en güzel özelliğin ne? Hiçbir şey diyeceğim. Hayır. Hayır. 1.85 üstü Eski sevgilinle olan konuşmanızdaki son 3 mesajı okuyabilirsin. Bana niye sürekli sevgili mesajı? Seçilerek mi gönderiyorsun? Benimle benim mesajım yok. Ben o zaman sana bir şey atalım, işte o spiram edelim ağabeyim. Bravo abla! Kendin aklında 3 tane olumsuz özellik sayar mısın? İnatçıyım. Yeni uyandığımda inanılmaz huysuzum ve öfke problemlerim var. Boğa burcusun. Evet. Hiç anlamam öyle şeylerden ama. Sen burcunu merak etmiyor musun abla? Nezaketten sor abi ya. Hayır, nezaketten sor. Benim burcum ne? Benim burcum yengeç. Ama yazık. Eski ilişkin hakkında. Yok, ben bu soruyu anlayıp adliye sanıyorum. Burada benim üzerine geliyor. Eski ilişkin hakkında özlediğin bir şey ne? Yok, hiçbir şey özlemedim ya. Bana eski ilişkin hakkında yeter ya. Allah Allah. Gerçekten özlemedin mi abi? Ya özlemedim. Ben burada şu an bir date'deyim farkında. Benim date'ime engel olmaya çalışmayın. Bir fantezin var mı? Oo, iyi ki bana gelmedin. Bana gelsin. Akşam sıkıntı yaratırdı. Bak doğru söyle şimdi. Açık yok, açık konuş. Hiç öyle. Şimdi fantezi önemli bir şey. İnsanın fantezisi olmak zorunda bence. Zorunda. Yani güzel şeyler yani bunlar. Yok mu hiç? Yok gibi. Nasıl yok ya? Bu başkalarının evet, fantezilerine uyum sağlarım ama benim yok. Peki Arda, senin bir fantezin var mı? Yok. Asla. 5 tane sen. 5 tane. Ne fantezisin? Manyak mısın sen? Gerçekten yok mu? Yok, gerçekten yok. Ama ne? Az önce konuşurken dedin ki iyi ki bu soru bana gelmedi. Aa, ama bana gelseydi şimdi acı sosu içerdim ama bana gelmedi. Ben bunu cevaplamak zorunda değilim. İlişki çıkarsa çok güldüm. Soru nedir? Son ilişkindeki ayrılık sebebi. Kanka ben bu şekilde devam ben bu şekilde kesinlikle devam eden. Bu bir sıkıntı var. Bak bunu hanginizdir bu kanka? Hanginiz? Son ilişkindeki ayrılık sebebi neydi? Ayrılık sebebi yani şiddetli geçimsizlik. Kim geçinemiyordu daha fazla? Benim hiçbir sıkıntım yok. Ben genel olarak gayet insanlarla geçinebilen bir kişiyim. Ben de olumsuzluk yaşayan insanlar kendi üzerinde düşünsün sorunları. Sert bir cevap geldi eski sevgiliye. Ben bu soruyu sormasam olur mu? Ben gururumun daha fazla incinmesini istemiyorum. Ne? Şu an ben de en az çekici bulduğun şey ne? Altın. Altın olması boynunda gidince. Bu mu? Hemen çıkart. Her şey uyum sağlıyor. İstediğin şey bu olsun ya. Sen Allah Allah. Böyle şeylerle gelsene bana. Al koçum sen şu. Gayet güzeldi. Soru güzeldi. Bunu bu sefer incinmedim. Hiç olmazsa fiziksel özelliklerim değil. Çocuk istiyor musun? Evet. İstiyorsan kaç tane? Çocuk şu an istemiyorum. Allah korusun. İleride de bir iki tane çocuğum olmasını isterim. Bugüne kadar toplamda kaç kişiyle birlikte oldun? İlişki anlamında mı? Tabii ki ilişki olarak değil. Bu sefer... Yok, söyle ki. Söyle. Ama saymam lazım. Oha. Bu yayınlı... Bu benim bedenim! Bu benim bedenim! Burayı kesebiliyor muyuz? Ben cevap veriyorum. Allah'ım yarabbim ya. Amca'nın cevabını öğrenmesi olur mu? Daha hala sayıyor musun? Arkadaşlar gece gündüğünde bana selam vermiyordun ya. 10. Oha.
Sence ikimizin arasından hangimiz daha çekici, güzel ya da yakışıklı? Yani şimdi hangi açıdan baktığına göre değişir. Ama yani ben genel olarak kendimi beğeniyorum. Elhamdülillah. Kendim demek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun Sinan? Soru bana gelmedi. Evet, son soru Arda, açabilirsin. Fantezin var mı? Bence o yazmıyor. Soru o değil. Soru o değil. Saçma olmayın ya. Yalnız söyleyeceğim. Hile yapıyor ya. Hayır. Son soruyu sorar mısın Arda? Yine bana gelecek ya. Benimle bir buluşmaya daha çıkmak ister misin? Gerisini söylemiyorum. Eğer evetse nerede, ne zaman, eğer hayırsa neden? Ben önceki soruda çok yargılandığımı hissettiğim için bu soruya hayır diyorum. Seni şeyinle, kaç kişiyle beraber olduğun için yargıladığı için mi? Evet. Peki yargılamasaydın? Düşünebilirdim. Yargılama yapmadım, kıyaslama yaptım. Kendinle mi? Kendimle o zaman kıyaslama. Senin de cevabın. O zaman senin cevabın ne buna da? Ben evlenilecek adamım. Zaten sıfır. Bak yarın getir nikah basarım. Arda, Sinem'le ikinci bir date'e çıkmak ister misin? Bence arkadaş olarak daha güzel bir şey devam edebiliriz diye düşünüyorum. Sinem, sen de böyle düşünüyorsun. Doğrudur. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Evet, alkış.